Selam, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizin için çok güzel, çok yumuşak bir bulka resepti diyeceğim. Bunun için bize süre ihtiyaç yoktur. Eğer evinizde katık varsa bu bulkanı çok asanlıkla hazırlayabilirsiniz. Bulkanı hazırlamak için ilk önce 10-12 marmelamasını hazırlayın. Bunun için bize 250 ml ılık su, 1 yemeğe kaşığı maya, kuru maya, 2 yemeğe kaşığı şeker tozu ve 1 yemeğe kaşığı un lazım olacak. İlk önce bu karşılığı 10 dakika gözlendirdik. Sonra ise elaf olarak 7 yemeğe kaşığı şeker tozu elaf ettim. Bunu bizim için birlikte 9 yemeğe kaşığı şeker tozunu istifade ettim. Bizim evde çünkü şirinatı çok sevirler. Yani şekerli, şirin şirinatlar daha çok sevirler. Hemenizin üzerine bir yumurtanın ağını sarsıyoruz. Üzeri için ayrıcılık 100 ml katık elave ederek yarım çay kaşığından da biraz az tuz elave ederek ve 250 ml stekan ölçüsüyle unumuzu elave etmeye başlayarak. Ümumilikte 3 tam stekan dolusu un ve 4. stekandan 2 yemeğe kaşığı eski unundan istifade olundu. Hemenimiz biraz elle yapışan yumuşak hamur olmalıdır. Kapta yoğunluğa saklayıp tezgahın üzerinde yoğunluğa devam ettim. Ardası 6-7 dakika içerisinde hamurumuz tamamıyla hazır oldu. Sonda hamurumuz yapışkanlığını biraz azaltsın diye üzerine 2 yemeğe kaşığı bitki yağı elave ederek hamurumuzu mayalanması için yerleştirdik. 45 dakika mayalandıktan sonra ise bulkalarımızı hazırlamaya başladık. Bir de onu kaydetmeyi unuttum ki ben hamuru yoğurarken içine 1 paket vanilin de elave etmişim. Havasını aldıktan sonra kündelerimizi mandalina ölçüsünde ayırıp elimizi unlayarak yani okuluktan istifade etmeden kündelerimizi azcana açın. İçerisine istediğiniz içliği elave edebilirsiniz. Ben içerimden şekerden pişirirken sakladığım yani kalan içlikte istifade ettim. Sadece olarak benim içliğim içerisi yalnızca fındıktan ibaret değil. Ben şekerden pişirirken birim birim nispetinde ona koz lepesi de elave ederim. Tek fındık lepesiyle şeker bunları sevmirim. Kündelerimi daire formasında yok, biraz oval formasında açırdım ki daha güzel görünsün. Daha sonra ise üzerine hem yumurta sarısıyla fırçalayacağım. Üzerine istediğiniz küncüğü, çöre yaprağıyla bezeyebilirsiniz. Ben küncükle bezedim ve 180-185 derece sobada 35 dakika içerisinde pişti. Onu diyebilirim ki içlikten gelen hilin kokusu bulkanın tadını daha da güzelleştirdi. Bence sınamaya değermiş olsun. Dikkatiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı unutmayın.